Selam dostane girami, ruz ve heyir, halişu maçı torest, benami hudavendi bahşendeyi Merhabalar arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere e, dil bilgisi konularıyla ilgili olarak e, önemli e, görülebilecek bazı noktaları açıklamaya çalışacağım. Bununla ilgili tabii birçok ders yapılabilir. E, ben bugün ee, sadece e, cümle başlığı adı altında, cümle başlığı altında bazı e, önemli noktaları hatırlatan bir e, açıklamayı size okumaya çalışacağım. Evet, başlığımız cümle. Şöyle kalemimizde de işaretleyelim. Evet, cümle ilgili hem tanım var hem de bazı önemli noktalar olacak. Evet, cümle nedir? Cümle soheni est. Cümle bir sözdür nasıl bir sözdür? Kabili yani, taksim ve du bahşi nihat ve guzare. Yani nihat ve guzare diye, özne ve yüklem diye iki bölüme, yani du bahş, iki bölüm, iki bölüme bölünebilen kabili taksim mi bahşet. Yani bölünebilen bir sözdür. Cümle. Özne ve yüklem yani nihat ve kuzare diye iki parçaya iki bölüme ayrılabilen kabili taksi başet, yani ayrılabilen bir sözdür. Tanımı bu. Nihat nihat nedir? Kelime ya guruhi yani kelimat est. Yani kelimelerden bir kelime ya da bir gruptur. Yani bir kelimeden de oluşabilir nihat bir kelime grubundan da oluşabilir. Ki bu kelime ya da kelime grubu ne yapar? Derbari an onların hakkında yani bu kelimenin ya da kelime grubunun hakkında haber midehim, haber veririz. Yani kendileri hakkında haber verdiğimiz bir kelime ya da kelime grubudur. Pes, o halde öyleyse nihat, özne, sahibi haber est. Yani haberin sahibidir. Yani kendisi hakkında haber verdiğimiz şeydir. Kelime ya da kelime grubu. Özne de diyebiliriz yani nihada. Guzare, bu da yüklem demek. Haberi est. Bir haberdir. Nasıl bir haberdir? Derbari nihat, nihadın hakkında yani öznenin hakkında dademi işebet. Verilir, veriliyor. Yani öznenin hakkında verilen bir haberdir. Nihat, yani özne kendisi hakkında bir haber verilen. Guzare ise nihak hakkında verilen haber. Fiil, heste guzare est. Guzare'nin yani yüklemin hestesidir, yani çekirdeğidir, aslı, esasıdır nişane fiil, e, fiilin nişanesi, yani göstereni, göstergesi, şinase şinasedir. Şinase ne demek? Şinase, fiillerin sonunda şahıslara delalet eden, şahıslara işaret eden ekler. Bunlara şinase diyoruz. Yani fiilin nişanesi, fiilin göstereni, delili sonundaki o ektir. Şinase yani ek, şahıs bildiren ek. Hemanendi nihat. Nihat gibi, özne gibi. Şahsı fiil ra, fiilin şahsını muayyen mi konet, belirler. Ve nihadi peyveste, yani bağlı özne. Ayrı değil de bağlı. Nami demiş evet diye adlandırılır. Yani bu fiillerin sonuna gelen şinaseler, ekler, onların öznelerinin kim olduğuna işaret ediyor. Onlar için bir alamet, nişane, bir alamettirler onlar. Ee, özneye işaret ederler. Ve bunlara da nihadı peyveste e, adı verilir. Nami demi şevet diye adlandırılır. Nişaneyi nihat, nihadın alameti, yani öznenin alameti, nişanesi, mutabakat an ba şinase est. Yani onun, yani o nişanenin şinase ile uygunluğudur. Uygun olması gerekir. Yani niş e, nihadın nişanesi e, ile uygun olması gerekir. Mesela bir zamir kullandı. Mesela men dedi. Men dediği zaman fiilimin sonundaki şinase de bununla uyumlu olması lazım. Yani nihat için kullanılan o alamet olan kelime ne ise, fiilin sonunda kullanılan alamette bu Nihat'taki şahısla uyumlu olmalı. Nasıl? Şu tabloda görüldüğü gibi. Mesela Nihadi müfret demiş. Yani tekil özne. Nedir bunlar? Men, ben. To, sen. U, o. Ha bakın bu müfret geldi özlemiz. Fiilimiz de müfret gelecek. Fiili müfret. Şinase müfret. şinase müfret. Yani fiilimiz müfret gelecek. Ama nasıl? E, ee, şinasenin de müfret olan kısmını alarak. Fiilimiz mi rev, reftenden rev gitmek. Şimdiki zamanda kullanıldı. Her üç e, şahısta da aynısı. Mi şimdiki zaman alameti. Rev de onun geniş zaman gövdesi. Sonuna bakın mim aldı. Ve em diye okundu. Men mi revem. Ben gidiyorum. İşte bu sondaki mim. Bakın bu mim burada şinase. Şinase müfret tekildir. Yani öznesinin men olduğuna işaret ediyor. Bu men nihat. Bu da nihadı peyveste. Tabi bu şinasedir. Fiil çekimekidir özneye delalet ediyor. Buna nihadı peyveste de deniliyor. To sen mirev yine ortak. Bakın sonunda bir tane y aldı. Tabi uzun bir i sesiyle okundu. Tu mirevi sen gidiyorsun. Buradaki y mirevinin sonundaki y yani bu fiilin öznesinin to olduğunu yani nihadın to olduğunu gösteriyor. Zamirimiz U olduğunda yine mirev var. Sonra bir tane dal harfi var. Bakın burada dal harfi. Bu da bir şinase. Yani fiilin sonunda şahsa delalet eden, üçüncü teki şahsa delalet eden bir fiil çekimek. Yani şinase. Bu da bakın fetha ile bağlandı. U mirevet. O gidiyor. İşte ki bu dal da bakın buradaki mim. Öznemiz men. Burada ye. İyi diye okuyoruz. Öznemiz to. Burada dal var. Mirevet et şeklinde bağlandı. Öznemizin üçüncü teki şahıs yani u olduğunu gösteriyor. Birbiriyle uyumlu. Ha, hani nihat çoğul olduğunda nihatı cem. Çoğul özne. Ma, şoma, işan. Tabi anha da olabilirdi bu. Biz, siz, onlar. Yine mirev hepsinde ortak. Tekillerde olduğu gibi. Burada bir değişiklik yok. Bakın burada çoğul için ma, öznemiz ma olduğunda yüklemimiz de sonunda yemim aldı. Ma, mi, revim, im diye bağladık. Biz gidiyoruz. Şoma siz. Şoma mi revit. Mi revit. Bakın burada y dal var. Mi revit diye i şeklinde fiilimize eklendi. Siz gidiyorsunuz. İşan mi Onlar gidiyorlar mi revend. And diye bakın fiilimize bağlandı. İşte burada da ye mim, ye dal, nun dal. Bakın burada mim, ye dal idi. Burada ye mim, y dal, dal. Tekiller, çoğullar. Fiilicem, çoğul fiil. Şinasi cem, çoğul şinase. Bakın şinasi müfretler mim, ye dal. Şinasi cem, ye mim, ye dal, nun dal. Bunlar öznelerimizle uyumlu olacak. Yani şuradaki mim, men ile uyumlu. Ye, tu ile uyumlu. Dal, u ile uyumlu. Ye mim, ma ile uyumlu. Ye dal, şuma ile uyumlu. Nun dal, işan ile uyumlu. Mutabakat dediği şey bu. Yani nihadın alameti, Burada nihat alameti nedir? Mento o maşoma işan. Şinase ile uygun olacak. Nedir şinaselerimiz? Mim ye dal, ye mim ye dal, nun dal. Yani öznemizle yüklemimizin sonunda gelen şinaseler birbiriyle uyumlu olması gerekir. Evet yine cümle ile ilgili bir diğer başlık. Taksim bendiye cümle o resmi numudar. Taksim bendi yani sınıflandırılması, kategorize edilmesi. Taksim bendi sınıflandırma diyelim. Taksim edilmesi yani. Cümlenin taksim edilmesi neyle? Ba resmi numudar. Resmi numudar grafik, çizelge ya da şekilde görüldüğümüz gördüğümüz gibi bir tablo diye de adlandırabiliriz. Evet, bir tabloyla, bir çizelgeyle yani gösteren bir şekil ile sınıflandırılması. Evet, tepede cümle var. İki parça ayrılıyor. Bir parçası nihat, başta geliyor. İkinci kısım guzare, sonda geliyor. Başta gelen kısım mesela zembure asel. Bal arısı, bu nihat durumunda. Şire-i gulhara mi meket. Bu da hepsi beraber yük, e, guzare. Tabi guzare de kendi içerisinde. Öğeler var. Ama cümleyi temelde ikiye ayırıyoruz. Nihat ve guzare. Şiire gulhara yani çiçeklerin özünü mimeket, emer. Bal arısı çiçeklerin özünü emer. Mekiden emmek. Nihat dugune est. Nihat yani özne iki türlüdür. Nihadi cuda, nihadi peybeste. Yani ayrı özne, bitişik özne ayrı olan hangisidir? Mamulen genellikle guruhi ismiyi evveli cümle yani cümlenin başında yer alan cümlenin başındaki ilk kısmındaki isimsel grup bir isim grubu ve erlep genellikle kabile hasfest genellikle de yani hasfedilebilir kabili hasf hasfedilebilir hasf", hasf yani kaldırılabilir. Kullanılmaz yani bazen. Yani cümlenin başında yer alan... ...bir isim grubudur. Ve genellikle de... ...kaldırılabilir. Nihadi peyveste, bitişik nihat. Hemen şinase ki... ...yani bizzat o... ...şinase, şinase neydi? Fiillerin sonunda... ...özneye delalet eden, özneyi gösteren... ...bir takım ekler Ki şahs ve şumari fiilra... ...ki... Fiilin şahsını ve sayısını tayin miy konet e, belirler. Yani fiilin şahsını ve sayısını belirleyen bizzat o şinasedir ve abile hasf hasfedilemez. Yani kaldırılamaz. Mutlaka onu kullanmamız gerekir. Mesela evet, cümle iki kısımdı: nihat ve guzare. Evet, nihat ve guzare diye ikiye ayırdık cümleyi. Buna göre nihad-ı cüda ma. Ma burada nihad-ı cüda yani ayrı özne. Müstakil olarak söylüyoruz. Geriye kalan, kalan kısım da guzare oluyor. Nedir guzare? Ve edebiyyati hod mi baliyim. Yani kendi edebiyatımızla ve edebiyyati hod be burada ile anlamında. Mi baliyim de iftihar ederiz, övünürüz baliden. Burada iftihar etmek, övünmek anlamında. Burada yemim, yani şu kısım yemim nihadi peyveste yani bitişik özne. Tabii birçok gramerci buna özne demez ama burada denilmiş biz de olduğu gibi alalım. Bu kısmın tamamı nihattan sonraki kısmın tamamı guzare durumunda. Tabi bunun da aslı var tabi ki. Fiil yani mibali değil mi? Bu guzarenin asıl kısmını oluşturuyor. Asıl iğnest ki asıl olan, esas olan şudur. Ki nihad-i cüda, yani ayrı nihat, ayrı özne, yani burada ma mesela, başinase, şinase ile, yani fiilimizin sondaki yemim ile, mutabakat konet. Yani asıl olan, nihadın, ayrı olan nihadın, yani en başta kullandığımız mesela burada ma idi, sondaki bu yemimle uyumlu olmasıdır, birbirine uyması gerekir, asıl olan budur. Ama, fakat, istisna daaret, istisnası da vardır bunun asıl olan bu özne ile yani ayrı olarak kullandığımız en baştaki ma ile sondaki yemimin birbiriyle uygun uyumlu olması. İstisnaları da vardır. Mesela nasıl nedir bu istisnalar? Yek birincisi beroye ihtiram. Mesela saygı için kullanılan ifadelerde bu uyumluluk olmayabilir. O zaman ne olur? Nihat müfred olur. Yani öznemiz tekil gelir. Şinasecem yüklememiz ise çoğul bir çekim eki alır. Mesela Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, düşmenani şikest hordera, yani mağlup olmuş olan düşmanlarını bahşidend, bağışladılar. Bakın Hazreti Peygamber tekildir özne olarak. Ama yüklem nundal aldığı için sonda şurada bakın nundal alıyor ve çoğul geliyor. İşte bu saygı ifadesi. Bu gibi durumlarda öznemiz tekil, e, yüklemimiz çoğu gelebilir. İkincisi berayi nihadi gayri candar. Yani canlı olmayan özne için bu uyumluluk olmayabilir. O zaman ne olur? Nihat, cem yani öznemiz çoğul olur şinase yani yüklemimiz yüklemimizin sonundaki özneye işaret eden e, ek tekil ya da çoğul olabilir. Hem tekil hem çoğul iki türlü de gelebilir. Yani uyumluluk burada şart değil. İkisi de olabilir. Özne çoğul olduğu halde eğer insan dışındaki hayvanlar için gayri can pardon, beyra nihadı gayri yani cansız varlıklar cansız varlıklar için kullanıldığında e, şinase tekil ya da çoğul gelebilir. Mesela in zarfha bu tabaklar tabak burada cansız bir varlık şikesteni içti. Kırılabilir. Kırılacak türdendir yani şikesteni yani kırılmaya değer kırılmaya kırılacak türden. Kırılabilir. Zarf burada cansız olduğu için, cansız bir varlık olduğu için kendisi çoğul geldiği halde in zarf ha şeklinde çoğul geldiği halde bakın burada est aldı. Est ile bitti. Dolayısıyla burada nihat ile guzare sondaki şinase birbirine uymadı. Üçüncüsü berayi berhi mufem mübhem. Bazı belirsiz isimler için bu uyumluluk söz konusu olmayabilir. Mutabakat, uygun uyumluluk olmayabilir. Mesela hiç yek, hiçbir. Hiç kudem, hiç kudam. Bu da hiçbir anlamında. Her yek, her birisi. Bunlar bazı belirsiz isimler. Tabi hepsi değil. Ee, mesela bu durumda ne olur? Şinase cem, ya mufret. Yani bunlardan birisi geldiğinde hiç yek, hiç kudam. Her yek. Bunlardan birisi geldiği zaman bu ve benzeri. Şinase yani o fiilimizin sonunda şahsa delalet eden ek. Çoğul da gelebilir. Tekil de gelebilir. Mesela Her yek es şairani namdari İran. Yani İran'ın meşhur şairlerinden her birisi bakın burada her yek var. Her birisi hemen yüklemimize bakalım. Midir şent. Parlıyorlar. Bakın her birisi tekil gibi gözüküyor. Ama tabii o bir çoğul bir yapı içerisinden her birisi tek tek yani her bir teki anlamında kullanılıyor. Burada bakın yüklemimiz nundal aldı. Çoğul geldi. Cümlemizin diğer kısmına bakalım. Misri sitare-i der asman gökyüzündeki bir yıldız gibi der asmani edebi farsi. Yani fars edebiyatı e, semasındaki asman burada gök. Fars edebiyatı semasındaki bir yıldız gibi midrahşen parlıyorlar. Burada da bakın öznemiz ve yüklemimiz birbirine uymadı. O çekim eki ve özneleri bakımından. Her yek tekil bir kelime, belirsizlik ifade ediyor daha doğrusu. Ama yüklemimiz çoğul geldi. Yine burada bir not var. Vajehayi, vaje kelime demek. Reme, sürü demek. Gelli, bu da sürü. Karvan, kervan ve kafile, bu da kafile. Der sureti ki nihat vaki şevend. Yani nihat olarak bulundukları durumda, yani bu kelimeler, yani remme, gelli, karvan ve kafile kelimeleri, e, nihat olarak geldikleri zaman, eğer nihat olarak kullanılırlarsa fiil fiili müfred Yani onlar tekil bir fiile sahip olurlar. Bu kelimeler kendileri topluluk ismidir. E, yüklemleri tekil gelir. Yani bir başka husus öznenin durumuyla ilgili nihadın durumuyla ilgili eğer men yani ben ya ma eğer ben ya da biz hemrahi şahsı digeri bir başka şahıs ile birlikte. Bakın buna dikkat edelim. Men ve ma. Men ya da ma. Ben ya da biz. Zamirleri, özneleri. Bir başka şahıs ile birlikte nihat karar giret, nihat olarak bulunurlarsa fiil fiil ve sureti evvel şahsi cem yani birinci çoğul şahıs biçiminde mi ayet gelir. Bakın bu önemli. Mi revim, gidiyoruz. Bakın fiilimiz birinci çoğu şahıs ifade olarak ifade edildi. Öznelerimize bakalım. Men tu, ben ve sen. Tu ve men, sen ve ben. Men ve Ali, ben ve Ali. Meryem ve men, Meryem ve ben. Ma ve Ali, biz ve Ali. Meryem ve Ma. Meryem ve biz. Bakın içerisinde Men ya da Ma'dan birisi var. Bununla beraber bir başka şahıs daha var. Bu kim olursa olsun her halükarda yüklemimiz birinci çoğul şahısta olarak geliyor. Bu uyumlulukta olmalı. Bir diğeri de Tu ve Şoma. Sen ve siz. Eğer Tu ya Şoma eğer sen ya da siz hemrah ba şahsi digeri bir başka şahıs ile beraber cüz men ve ma tabi bu men ve ma olmayacak çünkü men ve ma olduğu zaman içerisinde zaten fiilimiz birinci çoğu şahıs gidiyor. İçerisinde bunlar olmayacak. Bunların dışında bir başka şahısla birlikte bulunduklarında bir başka bulunup da nihat olarak e, bulunduklarında fiil onların fiili ve sureti doğum şahsi cem ikinci çoğu şahıs olarak miayet gelir. Evet. Bakın birinci çoğu şahıs nerede geliyor? İçerisinde men ve ma varsa. Ve bir de üçüncü bir şahıs. Ha tu ve şoma varsa tabii men de ma'nın dışında bir üçüncü şahıs varsa o zaman da mirevit ikinci çoğu şahıs olarak geliyor. Mesela şuma tek başına geldiğinde zaten mirevit siz gidiyorsunuz. Şuma ve anha siz ve onlar burada da yine gidiyorsunuz mirevit u ve tu. Bakın içerisinde tu olduğu için özne de öznenin içerisinde iki tane var burada u ve tu var ama tu olduğu için ikinci çoğu siz diye değerlendiriliyor bu da. Tu ve anha. Burada da bakın tu olduğu için men ve manın dışında anha gelmiş. Yine şuma hükmündedir bu da. Tu ve ali. Sen ve ali. Bu da ikinci çoğul şahıs geliyor fiiliye. Ali ve şuma. içinde şuma var. Bu da o yüzden mirevi diye geldi. Tu ve u. Yani dikkat ederseniz burada da içerisinde şuma ya da tu olduğunda yüklemimiz ikinci çoğul şahıs olarak geliyor. Ama bu tabi içerisinde men ya da ma'dan birisi olmayacak. Men ve ma olunca birinci çoğul şahıs. Tu ve şuma olursa ikinci çoğul şahıs olarak gelecek tabi başka şahıslarla birlikte oldukları durumlarda. Eğer becayi vav ve ba ayet, eğer ve yerine ba gelirse ba ile anlamında fiil ba kelimeye pişez ba ba'dan önceki kelime ile mutabakat mi konet uyumluluk sağlar uygun olur nasıl zira ançi o şey ki pesez ba mi ayet yani bağdan sonra gelen şey, yani gelen kelime ya da nesne, cüz-i nihat niist. Nihadın bir parçası değildir. Yani bir kelime bağ ile gelirse, fiil bağdan önceki kelime ile uyumluluk sağlar. Çünkü bağdan sonra gelenler, bağdan sonra gelen kelime, Nihadın bir parçası değil ama ve olursa nihatla beraber düşünmemiz lazım. Mesela men ve tu Burada hep Vav var. Mesela Şuma ve Anha Vav ile bağlandı. Bunlar birlikte bir özne oldular ama Ba ile geldiğinde bu olmuyor. Mesela Men Ba Meryem Meryem ile Nireven Ben Meryem ile gidiyorum. Mesela Men ve Meryem deseydi Men ve Meryem değil mi? o zaman şu sağ sütundaki Nirevim demesi lazımdı. Ba olduğu zaman e, Ba'dan öncekine bakıyoruz. Ba'dan sonrakini özneye katmıyoruz to ba nokta nokta yani bu herhangi birisi olabilir. Mirevi. Tu, ba nokta nokta mirevi. Tabi burada e, ba olduğu için burada kimin olduğu önemli değil. Çünkü ve değil bu. Ve olsaydı mesela tu ve men olsaydı burada tu ve men olsaydı mireviyim olurdu. Çünkü içerisinde men olduğundan dolayı menden başka bir de tu şahsı olduğu için ikisi beraber biz hükmünde olurdu. Ama ba ba'dan öncesine bakıyoruz. Öznemiz burada tu. Burada da ba'dan öncesine bakıyoruz. Öznemiz men. Burada mesela u ba nokta nokta mirevet. O birisiyle mesela Ayşe'yle, Fatma'yla, Ahmet'le, Mehmet'le, benimle, seninle mirevet. U mesela ba men mirevet. O benimle gidiyor. Burada ba'dan sonra men de gelse, ma da gelse, şuma da veya bir başka bir şahıs da gelse özneye dahil değildir. Bağdan öncesine bakacağız. Evet, bunlar e, gramerle ilgili önemli noktalardı. E, yine e, bunun gibi önemli noktaların gösterildiği başka derslerimizde olacak. E, şimdilik bu kadar. E, bir sonraki e, böyle e, dil bilgisi konularında görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Hoda nihetar ümbe Ümmidi didar.